güneşin altında, günün ortasında bizleri karşılamak, selamlamak için buraya gelen Ayvalık'ın güzel insanlarını ve Ayvalık'ın kıymetli misafirlerini saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir ay önce Balıkesir merkezde ve Balıkesir'in bir grup ilçesinde temaslarda, çalışmalarda bulunmuştuk. Tabii Balıkesir'in her ilçesi birbirinden kıymetli. Hele hele 31 Mart seçimlerinde Balıkesir'de, büyükşehirde dahil olmak üzere bütün belediyelerden dördü hariç ve Balıkesir nüfusunun yaklaşık %93'üne karşılık gelen alanda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının seçilmesi hepimiz için son derece değerli, son derece kıymetlidir. Bunun için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Ayvalıklılar, dün Edremit'teydik, bugün Ayvalık'tayız. Birazdan Gönen'e, Burhaniye'ye gideceğiz ve Balıkesir'de çok kıymetli partililerimizle ve seçmenlerimizle bir araya geleceğiz. Bugün bu programın Ayvalık'ta başlayacağı yer şüphesiz arkamdaki bu önemli bina. Bu bina nedir diye soran olursa, bu binanın benzerleri var Ayvalık'ta. Her siyasi partinin ilçe başkanlık binaları var. Hepsi şüphesiz demokrasi için çok önemli. Ama bu bina başka hiçbir binada olmayan bir vasfa sahip. Bu bina hepimizin, Ayvalık'taki herkesin baba evidir. Herkes önce baba evine doğar. Baba evinde büyür. Kimi daha büyüğünü arar, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Güzel abim, ben ne yapayım ama bu kalabalık benim yüzümden olmuyor ki. Bak arkadaki de seni görüyor. Yapma güzel abim. Ne yapmamı istiyorsun? Nasıl yukarıya kalkayım? Kanadım yok ki. Ayağım kırık benim. Ayakta zor duruyorum. Sen yukarıya yüksel diyorsun. Hayır. O pankartı indirin. Sonra konuşacağım. Arkadakiler göremiyor. Bana kızıyorlar. Lütfen. İndir pankartı. Sonunda kaldırayım, seni de çağırayım. Oldu mu? Çok kıymetli Ayvalıklılar. Kalabalık çok. Sıcak çok. Herkes bir diğerinin önünde ama çok uzatmadan sizleri selamlayacağım. Daha sonra baba evine geçeceğiz. Basın mensupları da şüphesiz bütün Türkiye buradan haber alsın diye görev yapıyorlar. Allah eksikliklerini göstermesin. Şu anda 6 tane televizyon kanalı bu konuşmayı canlı yayınlıyor. Ya olmasalar, ya konuştuğumuzu kimse duymasa. O yüzden sesimizi bütün Türkiye'ye duyuran televizyon kanallarına, emekçilerine yürekten bir alkış yapalım. Burası baba evi. Herkes bu baba evinde bir geçmişi var. Mutlaka bu baba evinde bir zaman oldu. Kimi hala durur, kimi başka yerdedir. Bu baba evinde duranlar, bu baba evinin çayını koyanlar, çorbasını kaynatanlar, bacasını tüttürenlerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür, yöneticileridir. Baba evinin bacası tütsün diye odun çekenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Ancak bu baba evi sadece bize ait değil. Buranın kapıları ardına kadar açık.
Çünkü bu baba evi başı sıkılşanın bildiği ki orada bir yerim var. Karnı acıkanın bildiği orada çorba kaynıyor. Üşüyenin bildiği oranın bacası tütüyor. Orası beni bekliyor dediği bir yerdir. İşte şimdi ama Zeytinci olsun halinden memnun olmasın. Ama 12.500 lira verilen emekli olsun. Ama asgari ücretine zam yapılmayan işçi olsun. Yoksullar olsun, işsizler olsun, ümidini kaybetmiş gençler olsun. İyi olur diye oy verip de ben Cumhur İttifakı'na oy verdim, pişmanım diyenler olsun. İşte baba evi burasıdır, kapısı açıktır, yeriniz baba evinin baş köşesidir. Çünkü buranın tapusu hiçbirimizin üzerinde değildir. Ne bende, ne Kemal Bey'de, ne rahmetli Ecevit'te, ne Ünelü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu yüzden Türkiye'nin bütün demokratları 31 Mart'taki çağrımıza uyup koşup gelen Türkiye İttifakı'ndaki herkesi, siz aslan sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, bu ülkeyi seven, birbirini seven, daha eşit, daha adil, daha zengin ve daha özgür bir Türkiye isteyen bütün demokratları baba evine çağırıyoruz. Millet İttifakı'nın geçmişteki bileşenleri seçimlerde istediler ki Balıkesir'de birlikte olalım seçmen. Ama biz Ankara'da anlaşamadık. Döndük Balıkesir'e dedik ki Ahmet Akın Türkiye İttifakı'nın adayıdır. Size emanet ediyoruz. Ayvalık'a dedik ki Mesut Ergin Türkiye İttifakı'nın adayıdır. Size emanet ediyoruz. Sesimizi duyan, onlara sahip çıkan, ittifakla %43 oy aldığımız yerde, ittifaksız Büyükşehir'de %52, Ayvalık'ta %58-59 oylarla Türkiye İttifakı'nı iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bunu sürdüreceğiz. Bunu, bu başarıyı yerel seçimlerde bırakmayacağız. Biz yerel seçimin akşamı şunu söyledik. Dedik ki bu bir zafer değil. Bu bir başarı ama çok önemli bir görevi sırtımıza yükleyen başarı. Biz bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan adil, düzgün bir şekilde görev yapacak belediye başkanlarımızla birlikte bu bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız ve esas zaferi, esas büyük başarıyı hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız. Kurultayda, kongrede verdiğim sözlerden ilkini tuttum. Dedim ki bu partinin genel merkezinin de ilçe binalarının da il binalarının da ışıkları erkenden sönmeyecek. Seçim gecesi o ışıklar sabaha kadar yanacak. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar akşam saatinde tülbentini sirkeli suya basıp başına bağlayıp ışıkları kapatıp oturmayacak. O gece ışıklar sabaha kadar yanacak. O tülbentlere sirkeli suya basılmayacak. O tülbentler sallanacak ve hep birlikte başaracağız. İlkini 31 Mart'ta yaptık. Hem de öyle birileri şaşırmış, şaşırarak, hayretle karşılayarak değil. İçinizde çok sayıda sandık görevlisi var. Saat 18.48. Sandıklar açılmaya
zarflar sayılmaya başladı. Önceden hazırladığımız mesajı bütün sandık görevlilerine attık. Eskiden şöyle mesajlar alıyordunuz. Televizyon kanallarından, sosyal medyadan seçimi açık farkla kaybettiğimize yönelik bir takım haberler gelecek. Moralinizi bozmayın, sandıkları terk etmeyin. Bu sefer öyle yapmadık. Aday belirlerken de, adayı sahada takip ederken de seçimin her aşamasını dikkatle izledik, takip ettik. Genç, dinamik, çağı yakalayan bir ekiple doğruları hep beraber üst üste yaptık. Ve o gün oylar açılmaya başladığında şu mesajı attık. Birazdan değerli sandık görevlilerimiz, birazdan çok iyi haberler alacaksınız. Bu haberlerden dolayı sevinip görev yerini terk etmeyiniz. Son ıslak imzalı tutanağı teslim edene kadar görevinizi yapınız. Demokrasi kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaybetmiyoruz, kaybettik ama üzülmüyoruz mesajları değil. Hep iyi haberler alacaksınız. Verdiğimiz sözü yerel seçimde tuttuk. Genel seçimlerde de göreceksiniz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, hepimizin partisi iktidar olacak. Ve size özellikle rica ediyorum. Bundan sonra partimizin adını andığınızda, ki 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacağımız, 9 Eylül'de Ankara'da bitireceğimiz büyük değişim kurultayında partimizin hem tüzüğünü demokratikleştireceğiz hem de iktidar programını hazırlayacağımız parti programının başlangıç toplantılarını yapacağız. 6 günlük bir kurultayla partimizi iktidara hazırlayacağız. Orada partinin isminin yanında bir slogan göreceksiniz. Tarihte de haklı olan, tarihe de vurgu yapan, bugünü de açıkça bugünkü pozisyonumuzu ortaya koyan bir slogan. Bunu dağ taşa yazacağız, sosyal medyaya yazacağız. Duymayan, bilmeyen, görmeyen kalmayacak. Zaten mesele gerçeğin ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Değerli Ayvalıklılar, Büyükşehir'i bu kez Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Çok partili dönemde ilk sefer diyebiliyorum. Ve büyük bir başarıydı. Ancak elbette mazeret üretmek ya da kötümser konuşmak istemem. Dün Ahmet Akın'la birlikteydik. Net bir şey var. Enkaz devraldık mı? Vallahi bir yönlü değil. Mali olarak Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesi. Borcu ödemeyi bırakın, faizinin ödenecek hali yok. Ve büyük bir plansızlık ve yatırımsızlık. Baski, Balıkesir su kanalizasyon işleri. Edremit'in arıtması da yok. Edremit'teki kanalizasyon sistemiyle ilgili çalışmalar da hiç yapılmamış ve yetersiz. Perişan ediyorlar Körfez'i de. Ayvalık'ında susuzluk sorununa Baski bir adım atmamış. Ama Ahmet Akın projeyi hazırladı. Biz elimizden gelen desteği hazırladık. Size şu kadarını söylüyoruz. Ahmet Akın dün bana da söyledi, kamuoyuna da söyledi. Gelecek sene geldiğinizde su sorunu çözülmüş olacak. Keşke Balıkesir 5 yıl önce Ahmet Akın gelirken
bir sebepten başka bir yere gidip de seçim birilerinin eliyle AK Parti'ye verilmeyeydi de şu anda bu sorun Ayvalık'ta olmayaydı. Ama hiçbir CHP'li belediyenin bir dönemden fazladır yönettiği yerde böylesi bir sorun yok. Hani diyorlar ya, CHP demek şu demek. Al işte, aldık AK Parti'den Allah'tan Ayvalık'ın su sorununu, Körfez'in arıtma sorununu, kanalizasyon sorununu çözecek projeleri bütün imkansızlıklara rağmen başlattık. CHP susuzluk demekti, AK Parti'den susuz aldığı belediyeyi suya kavuşturuyor, huzura kavuşturuyor. Alın size CHP belediyeciliği. Mesut Başkanım sağ olsun bu seçimlerde önemli bir başarı gösterdi. Projeleri vardı, projelerini hayata geçiriyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Siz de bütün iktidarın elini kolunu bağlamasına, imkansızlıklar yaratmasına rağmen seçtiğiniz başkanlara lütfen sahip çıkın. Biz Ayvalık'ı Mesut Başkan'a emanet ettik ama Mesut Başkan'ı da her birinize emanet ediyorum, her birinize. İlçe başkanımız, örgütümüz çalışıyor, çalışmaya devam edecekler. Bu kapı, baba evinin kapısı, hepinize açık dedim. Sorun vardır. Evet, bekliyor. Benim temsilcim, Türkiye'de bir başka siyasi lider yoktur ki bir telefonla ulaşabilesin. İlçe başkanının yanına gidiyorsun, bir telefonla derdini bana iletebiliyorsun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak açık, şeffaf bir şekilde sonuna kadar sizinle birlikte olmaya ve bu ülkeyi yönetecek iradeyi ortaya koymaya hazırız. Bugün Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir mesele var. Ve geçtiğimiz haftalardan bir isimle bugün kamuoyunda duyulan bir ismi birlikte telaffuz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi Dilruba, bunlardan bir tanesi Dilara. İki genç kadın. Dilruba bir sokak röportajında söylediği sözlerin hepsine katılmayabilirsiniz. Bir takım ithamlar gençliğinden dolayı söylediği sözler maksadını aşmış olabilir. Ama genç bir kadın düşüncelerini ifade ediyor. Onu aldılar, götürdüler, tutukladılar ve Eylül ayının 3'ünde mahkemeye çıkaracaklar. Yarın sabah hepiniz adına Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edeceğim ve kendisini 9 Eylül günündeki partimizin açılış törenine, partimizin kuruluş yıl dönümü törenlerine davet edeceğim. İkinci bir isim Dilara. Dilara diş hekimliği fakültesi öğrencisi. Dünya Diş Hekimliği Kongresi İstanbul'da yapılacak. Bu kongre için görev almak isteyen öğrenciler gelsin dediler. Dilara da gitti. Demişler ki seni istemiyorlar. Niye? Efendim senin başörtün var. Dilara dönmüş gelmiş. Bu sabah Dilara'yı aradım. Kızım İpek de yaşıtı. Daha sonra da İpek'le görüştüler. Böyle bir uygulamayı tasvip etmediğimizi, başı açık başı kapalı, önemli olan bu ülkenin evlatları gençlerinin özgürlükleridir, yaşam biçimidir. İsteyen istediği gibi yer içer, isteyen istediği gibi örtünür, isteyen istediği gibi giyinir. Hepsinin birden teminatı vardır ve bunların hepsinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dilara'yı da bugün telefon görüşmemizde 9 Eylül'de partimizin kuruluş yıl dönümü törenlerine davet ettim.
bir mazereti, bir zorluğu olmazsa kızım İpek'le birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelecekler ve baba evinde misafir olacaklar. Dilara'nın geleceğinin de Dilruba'nın geleceği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvencesi altındadır. Bu ülke kutuplaşmadan, bu ülke tarafların birbiriyle temas etmesi, görüşmesi yerine bir kavganın süre gitmesi, o kutuplaşmanın ayrılığa dönüşmesi ve birilerinin buradan iktidarını sürdürmesine göre planlanıyor. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Şöyle diyorlar, evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama oyu bize vermelisin. Niye? Çünkü vatanı böldürecekler. Çünkü bayrağı indirecekler. Çünkü ezanı dindirecekler. Buradan şunu söyleyeyim. Ezanlar dinmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve Kuvayi Milliye ruhuyla Kurtuluş Savaşı ve kuruluş gerçekleşti. Bu ülkede camiler kilise olmaktan, ezanlar susmaktan kurtuldu. Bayrağı indirmeye kalktılar. O bayrağı elde tutan, gönderde tutan, bizim Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatan ve başaran kurucu kadrolarımızdı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Memleketi bölmeye kalktılar. Memleketi bölmeye kalktılar. 7 ülke istila ettiler. Öyle birileri çağırınca gezi olayları sırasında havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen giyenler değil, bizim Çanakkale'de, Anadolu'da toprak altında kefensiz yatan dedelerimiz kurtardı memleketi. O yüzden öyle bedavadan siyaset yok. CHP demek Türkiye İttifakı demektir. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane ittifakıdır. İçinde milliyetçiliğin de olduğu altı ok hepimizin göğsüne kazınmıştır, zihnine kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar, ne din düşmanı çıkar, ne de bu ülkenin faydasının dışında bir iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de, başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da, sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın partisidir. Bu yüzden birileri istiyor diye kavga etmeyeceğiz. Bu yüzden birileri istiyor diye kutuplaşmayacağız. Yoksulluk konuşulmasın diye kavga icat edenler, işsizlik konuşulmasın diye polemik üretenler, güvencesizliğin üstünü siyasi kavgayla örtenlere inat, biz bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacağız. Hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkedeki tüm vatandaşlarımızı birlikte kucaklamaya devam edeceğiz. Biraz önce bir pankart vardı. Pankartın sahiplerini içeri bekliyorum. Derdi tasası söyleyecek sözü olanı içeriye bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.